ABD Başkanı Joe Biden da Orta Doğu'ya gidiyor. 3 günlük Orta Doğu ziyareti boyunca Biden'ın önemli temaslarda bulunması bekleniyor. Filistin ve İsrailli liderlerle görüşecek olan Joe Biden'ın Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi toplantısına da katılması planlanıyor. Daha fazla bilgiyi almak üzere bölgeye gidiyoruz. Gazeteci Tom Gross, Tel Aviv'den yayın konuğumuz. Hoş geldin yayınımıza Tom. Merhaba. Evet. Şimdi tabii ilginç bir zamanlama. Bir yandan Tahran zirvesi, diğer yandan Biden'ın Orta Doğu'ya yapacağı bu 3 günlük resmi ziyaret. Ancak zamanlama açısından da ilginç bir durum var. Biden'ın son bir haftadır bir takım skandal görüntüler yüzünden çalkantılı bir dönem yaşadığı anlaşılıyor. Bu açıdan baktığımızda Biden'ın Orta Doğu ziyareti üzerine neler söyleyebilirsiniz? Biden's visit in this regard. Evet, aslında burada ziyaretin en önemli unsurlarından bir tanesi Suudi Arabistan'a olan ziyaret. Çünkü kendisinin Suudi Arabistan'daki prensle beraber Cemal Khashoggi'nin ölümünden sonra önemli bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Ve aynı zamanda Amerikan idaresinin daha iyi bir şekilde Suudi Arabistan tarafından karşılanmasını bekliyor. Dolayısıyla İsrail'le de önce İsrail'le olan ziyareti öncelikli. Fakat önceki ziyaretlerine baktığımız zaman, özellikle önceki başkanlık resmi ziyaretlerine kıyasladığımız zaman daha öz önemli olduğunu söyleyebiliriz. Daha az ölçekli. Filistin barış müzakerelerini de yürütecek. Elbette bu zamanlamanın da önemli olduğunu tek söyleyebiliriz. Kendisinin aynı zamanda İsrail hava savunma sanayisi hakkında da konuşacak. Sonrasında saat 6'dan itibaren programın dışına çıkacak ve sonra önceki ziyaretlerinde başka bir görüşme gerçekleştirmişti. Fakat yarın farklı görüşmeler gerçekleştireceği bazı önemli liderler var. Elbette ki dediğim gibi Suudi Arabistan'a yapmış olduğu ziyarette önemli konuları konuşacağı için daha iyi bir şekilde Suudi Arabistan'a odaklanacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda Cuma sabahı Filistin başkanıyla da görüşecek kendisi. Belki aslında Filistin'in parlamentosunun bulunduğu şehirde değil, başka bir şehirde olmasını bekliyoruz. Bence çok ciddi görüşmeler gerçekleşmeyecek Filistin arasında, fakat genel olarak önemli olduğunu söyleyebiliriz. Evet, hem İsrail hem de Filistinli yöneticilerle bu ziyaret sırasında görüşecek olmasında özel bir anlam çıkartılabilir mi Tom? Evet, aslında İsrail'in Lahil Yapi adındaki başkanı yeni biliyorsunuz. Fakat 1 Kasım'da yeni bir seçim olacak. Lapid henüz yeni makama geldi. Özel 4 aylık bir başbakan. Dolayısıyla çok konuşacak bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Biden de aynı zamanda Amerika'da büyük bir baskı altında. 3-4 gün önce New York Times'ta yazılan bir habere göre demokratik seçmenlerin %64'ünün artık Biden'ı sevmediğini yazmıştı. Biden aynı zamanda çok hala güce sahip, fakat Lapid'e bakarsak İsrail Başbakanı henüz daha yeni bir başkan. Abbas da yıllardır Filistin'in başkanı, yorulduğunu söyleyebiliriz. Aslında genel olarak Biden'ın spesifik bir Filistin görüşmesi üzerinde yoğunlaşacağını söyleyemeyiz. Elbette buradaki Körfez ülkeler arasındaki bağlantıyı kurmak da çok önemli. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas gibi ülkeler arasındaki ilişkileri de kurmak önemli olacak Amerikan idaresi için. Bu aslında Amerika
biraz daha kenarda bulunuyor. İsrail ve Suudi Arabistan resmi olarak bağı yok Amerika ile, fakat resmi dışı, gayri resmi olarak yakın ilişki içerisinde Amerika ile beraber. İsrail'de Amerikalıların önemli bir müttefiki. Amerika daha çok Orta Doğu diplomasisinin daha merkezindeydi, ama artık böyle bir şey söz konusu değil diyebiliriz. Teşekkürler Tom.